Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade koyu gül kurusu yazmaya çok ama çok güzel böyle yeni modellerden hem kolay hem gösterişli duran bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşacağım. Evet, modelimin yapımına geçmeden önce de kanalımı ilk defa bu videoyla ziyaret ediyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğimiz bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Kanalıma gelip destek olan, beğeni bırakan, kendi sosyal medya hesaplarında videolarımı paylaşan herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yazmamızın hemen ip ayarına geçmek istiyorum. Şöyle bir alt zemin olarak yeşil kullanacağım arkadaşlar. Yazmamızın bir tık koyusu olan gül kurusu renginin en koyusu bu arkadaşlar. Bunu kullanacağım. Şöyle onun çok açık bir pembe. Toz pembenin çok açığı diyebilirim arkadaşlar. Bu rengi kullanacağım. Şöyle bir gri renk kullanacağım. Bir de arkadaşlar çok açık bir sarı rengim var. Onu kullanacağım. Evet, ip renk ayarım da bu şekilde ayarladım. Sizler tabii ki de farklı yazmaya, farklı renklerde de uygulayabilirsiniz. Evet, yeşil ipimizi iğnemize takalım. İplerimizi şöyle bir kenara bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimizin yapımına başlayalım. Evet, bu şekilde ben ön hazırlık olarak zürafamı yaptım, hazırladım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde zürafanızı yaparsanız hem daha düzgün hem daha kolay bir iğne oyası yapabilirsiniz. En baştaki zürafama da bu şekilde ipimizi tutturdum. Şimdi yandaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafamızı bu şekilde yapıyoruz. Yapmış olduğum zürafamıza geri dönüp içerisine bir adet düğümümüzü atıyoruz. Şimdi burada orta boy bir pırpır yapıyoruz. Hani pırpırımız çok küçük değil, çok da büyük değil arkadaşlar. Hemen yapmış olduğum pırpırın içerisine girip bu şekilde düğümümüzü attık. Ve içerisine küçük bir pırpır yapıyoruz hemen. Bu şekilde hemen yanına bir küçük pırpır daha yapıyoruz. Bu yaptığımız pırpır daha küçük arkadaşlar. Evet, bir büyük bir de küçük pırpırımız oluştu. Şimdi alt zemine bu şekilde inişimizi yaptık. Hemen yandaki zürafalarla devam ediyorum. Birinci zürafamı yaptım. Hemen ikinci zürafamızı yaptık. Üçüncü zürafamı yaptım. Dördüncü zürafamızı yaptık. Ve de beşinci zürafamızı bu şekilde yaptık. Şimdi bir zürafa daha yapıyorum. Yapmış olduğum zürafamızın içerisine geriye dönüyorum. Hemen orta boy pırpırımızı aynı boylarda yapıyorum. İlk yapmış olduğum pırpır gibi arkadaşlar, buradaki gibi. Hemen yaptığım pırpırın içerisine girip
Düğüm atıyoruz tepeye. Bir normal pırpır yapıyorum. Aynı yerin içerisine. Bir de onun küçüğü pırpır yapıyoruz hemen yanına. Evet, bu şekilde hemen alt zemine inişimizi yapıyoruz. Hemen 5 tane zürafamızı araya yapıyoruz. Alt zemin bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Sizler de yapın. Ben de kamera arkasında ipim bitene kadar yapayım. Daha sonra renkli ipimin birini iğneme takıp geleceğim. Ben ipim bitene kadar bu şekilde alt zeminimi yaptım arkadaşlar. Evet, şimdi renkli ipimi iğneme taktım. Şöyle hemen başlayacağım. Burada bir yaprak yaptık. Yaprağın hemen altındaki zürafanın 1, 2, 3, 4. zürafasına, yani 3 tane burada bıraktım. 4. zürafasına ipimi sabitliyorum. Renkli ipimi bu şekilde sabitledim gördüğünüz gibi. Sabitlerken de şöyle düğüme yakın bir şekilde sabitledim. Şimdi ipimizi şu inen yaprağımızın inen şu teline köprü atıyoruz. Köprümüzü atarken şöyle ayarlayın arkadaşlar. Tutun ve çekin. Bu şekilde köprümüzü yaptık. Şimdi alttaki zürafaya tekrardan iniş yapacağız. İniş yaparken şöyle ip mesafesini ayarlayın. Elinizle tutun. Çekin. Tekrardan buradaki tele ipimizi atacağız. Atarken dediğim gibi ip mesafesini ayarlayıp bu şekilde çekin. Hani sık bir şey olmasın arkadaşlar. Şöyle ayarlayıp çekeceğiz. Şimdi bir alttaki zürafamıza iniş yapacağız. İnişimizi yaparken bu şekilde ipimizi ayarlayıp çekeceğiz. Ve bir daha yukarı çıkıp ipimizi atıyoruz. Yani 5 defa bu şekilde ipimizi attık arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi tam ortalı bir şekilde şöyle iki tane düğüm yapıyorum. Hepsini birlikte ortada birleştiriyorum. Bakın bu şekilde. Birleştirdiğim yere, aynı yere 3 tane küçük pırpır yapıyorum. Birinci pırpırımı yaptım. Pırpırlarımız da çok böyle büyük olmayacak. Çok küçük de olmayacak arkadaşlar. Şöyle gösterişli 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet. Aynı şekilde buraya geldiğimiz gibi şimdi alttaki zürafamıza iniş yapıyoruz. Şöyle ayarlayın. Hani sıkı olmayacak. Şöyle hoş bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Evet, inişimi de yaptım gördüğünüz gibi. Artık burada ipimizi keseceğiz.
Bu şekilde bitirdik modelimizi arkadaşlar. Hemen yanına bir açık renkte ipimi sabitledim gene aynı şekilde. Hemen bir tane daha göstereceğim. 1, 2, 3, 4. zürafamıza alttan ipimizi sabitledim bu şekilde. Hemen vakit kaybetmeden şuradaki yaprağımızın en son inen teline köprü yapıyoruz. Köprümüzü yaparken şöyle ayarlayın ipimizi. Öyle çekin arkadaşlar. Hemen alttaki zürafama tekrardan iniyorum. Şöyle onun bir tık aşacak şekilde olacak bu köprümüzde arkadaşlar. Hemen bir daha çıkıyorum köprümüze. Bu da bir önceki yaptığım aşacak şekilde olacak. Hemen bir daha aşağıdaki zürafama iniş yapıyorum. Son kez köprümüzü yukarıya çıkartıyoruz. Evet, bu şekilde bir görüntümüz oluştu. 3, 4, 5 tane, 5 defa indik çıktık, indik çıktık arkadaşlar. Şimdi tam ortalı bir şekilde hepsinin ortasından bu şekilde boyuyoruz. Ve buranın içerisine 3 adet pırpır yapıyoruz. Birinci pırpırım. İkinci pırpırım. Ve üçüncü pırpırımızı da yaptık. Şimdi alttaki zürafamıza iniş yapıyoruz. İniş yaparken şöyle ipinizi ayarlayın ve inin. Bu kadar arkadaşlar. İpimizi dibinden keseceğiz şimdi. Evet, ben öbür renklerinde yapayım. Biraz çoklu halinde görün istiyorum. Daha sonra videomuzu bitirelim inşallah. Evet, modelim. Aldı. Böyle değişik model arayan arkadaşlarım, bu model tam sizlik diyebilirim. Şöyle arkadan görünüşü de bu şekilde, önden görünüşü de bu şekilde modelimizin. İlk defa bu modeli benim kanalımı ziyaret ediyorsanız da
Kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan, yeni modellerden ilk sizlerin haberi olacaktır. Destek olan, videolarımı beğenip yorum yapan, kendi sosyal medya hesaplarından benim videolarımı paylaşan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük de modelimiz bu. Yeni videolarımızda, yeni modellerimizde tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.